Gavsimhane Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseyin Hazretlerinin cenazesi 13 Temmuz Perşembe günü Adıyaman'da toprağa verildi. Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Pendik'te bulunan Özel Emsey Hastanesi'nde 12 Temmuz Çarşamba günü saat 14.10'da Dar-ı Bekaya irtihal eden Seyyid Abdulbaki el-Hüseyin Hazretlerinin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kaht ilçesine bağlı Menzil köyüne ulaştırıldı. Vefat haberini alan yüz binlerce kişi de menzile akın ederken yoğun katılım nedeniyle bölgede hem araç hem de yaya trafiği oluştu. Türk Hava Yolları da yoğun talep üzerine Adıyaman'a 15 dakikada bir ek sefer düzenledi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi. Menzil Camii'ndeki cenaze namazının ardından Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseyini Hazretlerinin naaşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat-ı şerifeler ve dualar eşliğinde Merkad-ı Şerife defnedildi. Cenaze törenine eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Adıyaman Valisi Osman Bağrol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski Ağrı Belediye Başkanı Sabri Sayan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı. Gavsimhane Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseyin Hazretleri rahmeti rahmana kavuştu. 1943 yılında Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Taruni köyünde dünyaya gelen Seyyid Abdulbaki el-Hüseyin Hazretleri, kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık bir senedir tedavi görüyordu. Son olarak 11 Haziran'da İstanbul Pendik'teki Özel Emsey Hastanesi'ne yatışı yapılan Seyyid Abdulbaki el-Hüseyin Hazretleri, tüm müdahalelere rağmen gelişen organ yetmezliği nedeniyle Dar-ı Bekaya irtihal etti. Gavsimhane Hazretleri Kutsesi Ruhu, Allah Teala'nın bizlere büyük bir ihsanıydı. Niyetin, ilmin, tevbenin, hizmetin, tevazuunun ve daha nice güzel hasletin önemini kavramamız için bizlere rehberlik etti. Alemlerin Rabbinin izni ve inayetiyle ruhların tasfiyesine, kalplerin tezkiyesine, nefislerin terbiyesine vesile oldu. İlme ve alime hürmet etmeye, ilim kurumlarına hizmet etmeye teşvik etti. Allah Teala makamını âli ve bizleri şefaatlerine nail eylesin. Gavsimhane Şeyh Seyyid Abdulbaki Hazretleri kronik bir takım hastalıkları ve ileri yaşlılığı göz önünde bulundurularak yaklaşık bir senedir zaman zaman hastanemizde tedavi görmekteydi. En son 11 Haziran 2023 tarihinde hastanemize yatış yaptık. Hastalıklarında bazı ilerlemeler oldu. Geniş bir doktor ekibinin tetkik, tedavi ve takipleri altındaydı. Her türlü müdahalelere rağmen gelişen organ yetmezliği nedeniyle Dar-ı Bekaya irtihal etmiştir. Allah-u Teala rahmet eylesin. 1971 yılında babası Gavs-ı Kasredi Hazretleri ile birlikte Menzil Köyü'ne yerleşen Gavs-ı Sani Hazretlerinin çocukluk ve gençlik dönemi ilim tahsiliyle ve hizmetle geçti. Babasının 1972 senesinde ahirete irtihal etmesi üzerine abiyi Seyda Muhammed Raşid el-Hüseyni Hazretlerine intisap eden Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseyni Hazretleri, abiyinin irşat döneminde seyr-i sülukunu tamamladı ve halifelik aldı. Muhammed Raşid el-Hüseyni Hazretlerinin 1993 yılında vefat etmesi üzerine irşada başladı. Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseyni Hazretleri, niyet, ilim, tövbe, zikir, hizmet, tevazu gibi konular üzerinde özellikle durdu. Niyetin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini sık sık beyan ederek, İslami eğitim kurumlarının hem sayısının hem de imkanlarının artması için büyük gayret gösterdi. Bu kurumlardan mezun olan ilim ehlini, insanlara temel dini bilgileri anlatmakla ve hayatın her alanında İslami ölçülere uygun bir şekilde hizmet edilmesine rehberlik etmekle görevlendirdi. Tabii büyüklerin, mürşitlerin ve özellikle de büyüğümüz Gavs-ı Sani Hazretleri'nin yapmış oldukları çok büyük ilmi eserler var. O ilmi eserlerin en başında geleni talebeleridir. Kendisi de bilim yetiştirmeye, talebe yetiştirmeye, ilme hizmet etmeye çok hırslı ve çok gayretliydi. Ve her fırsatta medreselerimizin olmasından, talebelerimizin olmasından ve bunların sayısının çoğalmasından bahsederdi ve ilmin gelişmesinin ancak ilim talebelerinin yetişmesiyle, alimlerin çoğalmasıyla mümkün olacağını söylerdi. İrşadı boyunca hemen her vakit namazında ziyaretçilerle birlikte tövbe ederek nice kimselerin kötülükleri terk edip iyiliklere yönelmesine vesile oldu.
80 yıla yakın bir ömür sürmüş ve bu ömrün büyük bir kısmını Ümmet-i Muhammed'e hizmetle, insanların dertleriyle, dertlenmekle geçirmiştir. Bunun yanında insanların irşadına vesile olmuş, nice insanların, binlerce kişinin tövbe etmesine, nice kötü ahlaklardan kurtulmasına vesile olmuştur. Bütün müritlerinin Nakşibendi tarikatının usullerine uygun biçimde zikretmeye teşvik ederek, zikrin kalbin zaruri bir ihtiyacı olduğunu ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Nice eserin imar, inşa ve ihyasına riyaset eden Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, muhtaçlara yardım edilmesine, ümmet şuuruna ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine verdiği büyük önemle tanınıyordu. Hem ülkemizin hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yaptırmış olduğu medreselerle de ve hem de medreselerin gerçekten ilmin vasfına yakışır bir şekilde düzenli, tertipli, işçiliğinin kaliteli olmasıyla da çok dikkat çekmiştir. Onların hem medreseye, hem medreselerin binasına, hem talebelere vermiş oldukları önem, ilme ne kadar önem verdiklerini gösterir. İlme gösterdikleri önemin sebebi ise dindir, İslam'dır. Çünkü İslam ancak ilimle yaşanabilir. İlim olmadan İslam'ın yaşaması da mümkün olmaz. Sevenlerinin birlik içinde istişare ahlakıyla hizmet edebilmesi için pek çok kurum ve kuruluşun oluşumuna, işleyişine öncülük eden Gavs-ı Sani Hazretleri, kalp kırmaktan, kul hakkından azami ölçüde kaçınılmasını tavsiye etmiş ve böyle tehlikelerin bulunduğu durumlarda alttan almayı öğütlemiştir. Mürşitlerin, büyük zatların hayatları çok önemli olduğu gibi, onların hayatları bizim hayatımıza çok büyük tesirler bıraktığı gibi, onların vefatları da bizi çok müteessir kılmaktadır, çok üzmektedir. Fakat onların öğrettikleri İslami hakikatler, İslam adabının yaşanması, onlar kaybolmayan hususlardır. Yani insanın fani bedeni ölümle tanışabilir. Ancak öğretmiş olduğu ilim, adab, terbiye bunlar yaşayan ve devam eden şeylerdir. İşte müritler de büyüklerinden, mürşitlerinden öğrenmiş oldukları İslam adabına dair konuları ve yaşantıları hayatlarında tatbik etmeye devam ederler. Ve elbette ki tabii çok üzülürler. Fakat o mürşitlerinin üzüntüsüyle beraber de onlardan öğrendikleri adabı, ahkamı hayatlarına tatbik etmek suretiyle de yine o kazanımları, o güzellikleri hayatlarında devam ettirirler.